Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle Arı Yayınları 5. sınıf matematik atölyem kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Değerlendirme testi 5'teyiz. Birinci sorumuzu büyütelim. Yukarıdaki noktalı zeminde verilen doğrulara göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. D ile E dik kesişiyor demiş. Hayır arkadaşlar, yanlış. E ile F paraleldir demiş. Yanlış arkadaşlar, kesişiyorlar. D ile F dik kesişiyor demiş. Evet arkadaşlar, bakın aralarındaki açı 90 derece. Dolayısıyla dik kesişirler. E ile F arkadaşlar dik kesişiyor demiş. Yanlış. Doğru olan cevabım C şıkkımda. Dördüncü soruyu atlamıştı. İkiye gelelim. Aşağıdaki noktalı zeminde verilen doğru çiftlerinden hangisi birbirine paralel değildir demiş. Bakın bu ikisi paraleldir. Bunlar da paraleldir. Bunlar da paraleldir. Ama G ile H paralel değildir. Hatta birazcık uzatalım arkadaşlar. Uzattıkça aralarındaki mesafenin azaldığını görüyoruz. Bakın burası gitgide azalıyor. Dolayısıyla bunlar ileride kesişecekler. Bunlar paralel değildir. 3'e bakalım. Yukarıda noktalı zeminde verilen doğrulara göre kaç tane paralel doğru çifti vardır demiş arkadaşlar. Burada A doğrusu ile F doğrusu paraleldir. Aynı şekilde arkadaşlar B doğrusu ile E doğrusu paraleldir. Başka paralel doğru çifti yoktur. Şöyle ikili ikili büyütelim. Aşağıdaki noktalı zeminde verilen doğru çiftlerinden hangileri kesişmez diye sormuş. Kesişmemesi için arkadaşlar paralel olması lazım. Yani bize hangileri paraleldir diye sormuş. Baktığım zaman A ve B'nin paralel olduğunu, bakın C ile D'nin burada kesişeceğini, E ile F'nin burada kesişeceğini, G ile H'nin de burada kesişeceğini görüyoruz. Paralel olan A şıkkımızda. 5'e geldim. Yandaki noktalı zeminde kaç tane dik kesişen doğru parçası çifti vardır? Buraya geldiğim zaman arkadaşlar HE ile bakın HE ile GL dik kesişmiştir. Aynı şekilde HE ile FC dik kesişmiştir. Ve son olarak FC ile de KD dik kesişmiştir diyoruz. Toplamda arkadaşlar 3 tane paralel çifti vardır dedim. Yukarıdaki noktalı zeminde verilen A doğrusu ile turuncu renkli doğru parçaların doğrulardan hangisi paraleldir diye sormuş. Şimdi A'nın doğrultusunu bir bulalım. 2'ye 5. Paralel olanın da 2'ye 5 olması gerekiyor. Burada baktığım zaman arkadaşlar bakın E doğrusu 2'ye 5'tir. Dolayısıyla A ile E paraleldir diyorum. Diğerleriyle illaki bir yerlerde kesişecekler. Yukarıdaki noktalı zeminde verilen A doğrusu ile mavi renkli doğrulardan hangisi dik kesişir diye sormuş. Bakın burası birebirden gidiyor. Dik kesişebilmesi için diğerinin de birebirden gitmesi lazım. Şıklara baktığımda E birebirden gidiyor. Bakın E'yi uzattığım zaman A ile E'nin dik kesişeceğini görüyorum. 8'e geldim. Yukarıdaki noktalı zeminde verilen doğru parçalarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. AB ile CD dik kesişiyor demiş. Yanlış arkadaşlar, bunlar bir kere kesişmiyorlar. EF ile GH dik kesişiyor demiş. Yanlış, bunlar da kesişmiyor. CD ile EF paraleldir demiş. Yanlış arkadaşlar, bakın burası bu şekilde, burası bu şekilde, aynı doğrultuda değiller. AB ile GH paraleldir demiş. Bakıyorum. AB 2'ye 2, GH 3'e 3. Yani aslında baktığımızda ikisi de birebirdir. Yani ikisi de paraleldir diyorum. Dolayısıyla bu doğru. Dikdörtgen biçimdeki bir kağıt önce şekil 1'deki gibi kısa kenarına paralel olacak şekilde katlanıyor. Kağıt açıldıktan sonra bu sefer şekil 2'deki gibi uzun kenarına paralel olacak şekilde katlanıyor. Buna göre kağıt tamamen açıldıktan sonra katlama çizgileriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakın arkadaşlar,
Birinci şekilde şöyle bir katlama çizgisi oluşacak. Şöyle kalemi kalınlaştırıp çizelim. Böyle bir katlama çizgisi oluşacak. İkinci şekilde ise böyle bir katlama çizgisi oluşacak. Bunları birleştirdiğimizde ise bu katlama çizgilerinin arkadaşlar dik kesiştiğini görüyorum. Yani dik kesişen doğrulardır dedim. On ve 11'i birlikte bakalım. Yukarıdaki noktalı zeminde verilen A ve B doğruları hangi noktada kesişirler demiş. A ve B'yi ben uzatıyorum. A'yı geldim uzatıyorum. Aynı şekilde B'yi geldim uzatıyorum. Ve uzattığımda N noktasında kesiştiklerini gördüm. 11'e geldim. Yukarıdaki noktalı zeminde verilen doğrulara göre aşağıdakilerden hangisi yoktur? Paralel doğrular var. Bakın mavi ile turuncu paralel. Kesişen doğrular var. Evet, moru uzattığımda arkadaşlar şöyle bir uzatalım. Moru uzattığımızda mavi ile kesişeceğini görüyoruz. Dik kesişen doğrular. Baktığımız zaman dik kesişen doğrular yok. Ama çakışık doğrular var arkadaşlar. Bakın şöyle gösterelim. Maviyi uzattığımda yeşil ile çakışacağını görüyorum. Çakışık doğrular var ama dik kesişen doğrular yoktur. Son soruma geldim. Yukarıdaki noktalı zeminde verilen mavi renkli noktalara göre aşağıdaki noktaların hangisinden geçen doğrular dik kesişir diye sormuş. Arkadaşlar baktığım zaman şimdi A ve D'yi birleştiriyorum. A ve D'yi birleştirelim. C ve de F'yi birleştirelim. Bakın bunların ikisi de birebirden gittikleri için bunlar dik kesişir. Dolayısıyla B şıkkımı işaretledim. İsterseniz diğerlerine de bakalım. A ile B'yi birleştirdim. B ile D'yi birleştirdim. Bakın arkadaşlar bunlar kesişiyor ama dik kesişmiyorlar. Dolayısıyla burası yanlış. Aynı şekilde D ile E'yi birleştiriyorum. B ile de D'yi birleştiriyorum. Bunlar dik kesişmiyor. Burası da yanlış oldu. Son olarak arkadaşlar D ile E'yi birleştirdim ve B ile C'yi birleştirdim. Zaten arkadaşlar bunlar kesişmiyor. Dolayısıyla dik kesişenler B şıkkımızda oldu. B'yi işaretledim. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.